Herkese merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde ülkemize hayat ünitesinden devam edeceğiz. Geçenki videomuzda yaşadığımız yerden, bayrağımızdan ve İstiklal Marşımızdan bahsetmiştik. Bugünkü videomuzda Atatürk'ten, milli bayram ve dini bayramlardan bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. Atatürk'ün çocukluğundan bahsedeceğiz. Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Şimdi çocuklar, burada Atatürk'ün çocukluğunu anlatan bir metnimiz var. O metni birlikte okuyalım. Daha sonra soruları cevaplandıralım. Siz de benimle birlikte soruları cevaplandırmayı unutmayın. Şimdi bakalım, Atatürk'ün çocukluğu. Atatürk çocuklukla ilgili anılarını şöyle anlatır. Çocukluğumla ilgili ilk hatırladığım şey okula gitme konusudur. Bundan dolayı annem ve babam arasında şiddetli bir tartışma başladı. Annem mahalle mektebine, babam ise Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmemi istiyordu. Sonunda babam işi büyük bir ustalıkla halletti. İlk önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlünü yapmış oldu. Birkaç gün sonra Şemsi Efendi İlkokulu'na kaydoldum. Küçük Mustafa'nın en çok sevdiği şey bahçelerinde bulunan dut ağacına çıkmaktı. Mahalledeki çocukların oyunlarına hiç karışmazdı. Elleri cebinde, başı yukarıda büyük bir adam gibi onları seyrederdi. Çoğu zaman evlerinin alt katında oturup derslerine çalışırdı. Yaramaz olmadığı için onu herkes severdi. Mustafa okula başladıktan kısa bir süre sonra babasını kaybetti. Bunun üzerine annesi ve kız kardeşi Makbule ile birlikte köy hayatı yaşayan dayısının yanına yerleştiler. Mustafa çiftlik hayatından bahsederken şöyle der. Kardeşim Makbule ile birlikte bakla tarlasının ortasındaki bir kulübede oturduğumuzu ve kargaları kovmakla uğraştığımızı unutamam. Evet çocuklar, metnimizi okuduk. Atatürk'ün çocukluğuyla ilgili. Şimdi sorularımızı cevaplayalım. Atatürk'ün babası annesinin gönlünü nasıl yapmış? Evet, nasıl yapmış Atatürk'ün babası annesinin gönlünü? Önce mahalle mektebine yazdırarak, değil mi? Önce mahalle mektebine yazdırarak. Yani önce annesi Mustafa'nın mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Babası ise Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmesini istiyordu. Babası işi çözüp önce mahalle mektebine yazdırarak annesinin gönlünü yapmış. Evet, devam edelim. Küçük Mustafa'nın en çok sevdiği şey neymiş? Evet, neydi çocuklar? Evet, bahçelerinde bulunan dut ağacına çıkmaktı. Bahçelerinde bulunan dut ağacına çıkmaktı. Evet, devam ediyorum. Çocuklar oyun oynarken küçük Mustafa ne yaparmış? Evet, ne yaparmış çocuklar oyun oynarken Mustafa? Elleri cebinde büyük bir olgunlukla onları seyrederdi. Elleri cebinde onları seyrederdi. Babasını kaybedince nereye yerleşmişler? Evet, babasını kaybedince dayısının yanına yerleştiler. Evet, devam ediyorum. Kardeşi Makbule ile birlikte çiftlikte ne yapmakla uğraşırlarmış? Evet, ne yaparlarmış? Bakla tarlasının ortasındaki bir kulübede oturduğumuzu ve kargaları kovmakla uğraştığımızı unutamam demiş. Şimdi ben bunun altını şöyle çiziyorum. Evet, bakla tarlasında oturup
Kargaları kovmakla uğraşırlarmış. Evet. Evet, şimdi aşağıda bir tane etkinliğimiz var. Cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım birlikte. Evet, siz de benimle tamamlayın çocuklar. Atatürk nokta nokta yılında nokta noktada doğdu. Evet, ne zaman doğdu Atatürk? Evet, 1881 yılında Selanik'te. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Evet, devam ediyorum. Atatürk'ün annesinin adı. Neydi Atatürk'ün annesinin adı? Evet, Zübeyde Hanım. Evet, Atatürk'ün babasının adı. Neydi Atatürk'ün babasının adı? Evet, Ali Rıza Bey. Atatürk önce nokta nokta mektebine gitti. Atatürk önce mahalle mektebine gitti. Mahalle mektebinden sonra nereye gitmişti? Mahalle mektebinden sonra Şemsi Efendi İlkokulu'na. Evet, Şemsi Efendi İlkokulu'na gitti. Atatürk babasının ölümünden sonra nokta nokta çiftliğine gitti. Evet. Kimin çiftliğine gitmişti Atatürk? Dayısının çiftliğine. Evet, devam edelim. Atatürk nokta nokta mesleğini çok sevdiği için askeri okula gitti. Atatürk hangi mesleği çok severdi? Evet, askerlik mesleğini çok sevdiği için askeri okula gitti. Atatürk okulda çok nokta nokta bir öğrenciydi. Nasıl bir öğrenciydi Atatürk? Çok başarılı bir öğrenciydi. Evet, Atatürk nokta nokta saçlı nokta nokta gözlüdür. Evet, Atatürk nasıl? Sarı saçlı, mavi gözlüdür. Evet, Atatürk 10 Kasım 1938'de nokta nokta sarayında öldü. Atatürk 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda. Evet, Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Şimdi bu konumuzu tamamladık. Daha sonra test üzerinden soru çözerek pekiştireceğiz. Şimdi milli bayramlarımıza, dini bayramlarımıza bir bakalım. Evet, milli bayramlarımız neler? Devletimiz için birer dönüm noktası olan günleri milli bayram olarak kutlarız. Bayramlar büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığımız sevinç ve mutluluk günlerimizdir. Şimdi aşağıda milli bayramlarımız var. Adlarını karşılarına hep birlikte yazalım çocuklar. Evet, siz de benimle birlikte tekrarlarınızı yapın. 23 Nisan'ı biz ne bayramı olarak kutluyoruz? Evet, yakın zaten şu anda da 23 Nisan. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Evet, devam edelim. 19 Mayıs. 19 Mayıs. Milli bayramın adını yazalım şimdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 30 Ağustos. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet, bizim 4 tane milli bayramımız var. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim. Şimdi aşağıdaki etkinliğimize bakalım. Doğruların yanına D, yanlışların yanına Y yazalım. Önemli olayların yıl dönümlerini bayram olarak kutlarız. Evet, söylemiştik. Yıl dönümlerini de bayram olarak kutlarız. Yani doğru.
Milli bayramları sadece ailemizle kutlarız. Hayır, milli bayramları milletçe büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlarız. Yani yanlış. 23 Nisan'da sınıflarımızı bayrak ve balonlarla süsleriz. Evet, doğru. Cumhuriyet Bayramı 2 yılda bir kutlanır. Hayır, Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl kutlarız. Yanlış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açılmıştır. Evet, doğru. Bayram günleri sevinç ve mutluluk içinde kutlanmaz demiş. Yanlış. Sevinç ve mutluluk içinde kutlarız. Milli bayramlarda tüm yurtta insanlar aynı anda aynı duyguları hisseder. Evet, doğru. Cumhuriyetin ilanı zorlu zamanlardan geçilerek sağlanmıştır. Evet. 29 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Hayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Yanlış. Atatürk'ün Samsun'a gittiği gün Zafer Bayramı olarak kutlanır. Çocuklar, Atatürk ne zaman Samsun'a gitmişti? 19 Mayıs'ta gitmişti. Yani 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu da yanlış. Evet, devam edelim. Milli bayramlarımız bu şekilde. Şimdi dini bayramlarımıza bir bakalım. Evet, dini bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma bağları güçlenir, aile büyükleri ziyaret edilir, sevgi ve mutluluk artar. Evet, nelerdir bizim dini bayramlarımız? Kurban bayramımız ve Ramazan bayramımız bizim dini bayramlarımızdır. Şimdi bakalım aşağıdaki görsellere dini bayramımızla ilgili olanları işaretleyelim. Burada çocuklar bayrak açmış. Bayraklar, kutlamalar milli bayramlarda olur. O yüzden bunu işaretlemiyorum. Burada çocuk şiir okuyor okulda. Bu da milli bayramdır. Bunu da işaretlemiyorum. Bakın burada koyun. Evet, koyun. Yani kurban bayramından bahsettiği için, dini bayramdan bahsettiği için işaretliyorum. Evet, dini bayramlarda ne yapılır? Aileler ziyaret edilir. Burada da bir ziyaret söz konusu, işaretliyorum. Evet, bakın burada bir kadın çocuklara şeker ve çikolatalar veriyor. Dini bayramlarımızda şeker ve çikolata, şeker bayramında verilir. İşaretliyorum. Evet, burada çocuklar kutlama yapıyorlar. Bu milli bayramımız, işaretlemiyorum. Burada çocuk büyüklerin ellerini öpüyor. Dini bayramlarda yapılır. İşaretliyorum. Burada da çocuklar gösteri yapıyor. Bu da milli bayramlarda yapılır. İşaretlemiyorum. Evet, şimdi aşağıdaki sözcükleri uygun cümlelerle tamamlayalım. Aşağıda bakalım şimdi. Bayram günü herkes nokta nokta giyinir. Evet, bayram günü herkes nasıl giyinir çocuklar? Özenli giyilir. Evet, devam edelim. Dini bayramlarda misafirlere şeker ve nokta nokta ikram edilir. Evet, ne ikram ederiz misafirlerimize? Şeker ve kolonya. Devam edelim. Kurban bayramında kesilen nokta nokta ihtiyacı olanlara dağıtılır. Kurban bayramında ne kesilir çocuklar? Kurban eti. Evet, ihtiyacı olanlara da dağıtırız. Ramazan bayramında nokta nokta bayramı da denir. Evet, Ramazan bayramında biz aynı zamanda ne diyoruz? Şeker bayramı. Evet, devam edelim. Dini bayramlardan bir önceki güne nokta nokta günü denir. Evet, bir önceki güne ne diyoruz çocuklar? Arife. Dini bayramlarda aile büyükleri nokta nokta edilir. Evet, büyüklerimizi ne yaparız? Ziyaret ederiz. Evet. Şimdi burada
Dini bayramlarla ilgili doğru yanlışlar var. Onlara bir bakalım. Dini bayramlarda çocuklara şeker ve harçlık verilir. Evet, doğru. Ramazan bayramında kurban eti dağıtılır. Hayır, kurban bayramında kurban eti dağıtılır. Ramazan bayramında et dağıtılmaz. Çocuklar bayramları sevmezler. Hayır, siz de biliyorsunuz bayramları çocuklar çok sever. Yanlış. Kurban bayramında ihtiyacı olanlara et dağıtılır. Evet, doğru. Aynı zamanda yardımlaşma için önemlidir. Dini bayramlarda aile büyükleri ve akrabalar ziyaret edilir. Evet, doğru. Bayramlar birlik ve beraberlik duygularını geliştirir. Evet, bayramlarda beraberlikler, milli beraberlikler, bu duygularımız gelişir. Doğru. Oruç tuttuktan sonra yapılan bayram kurban bayramıdır. Oruç tuttuktan sonra yapılan bayram ne bayramıdır çocuklar? Ramazan bayramıdır. Yani diğer bir adı şeker bayramı. Yanlış. Dini bayramlar dünyada bütün ülkelerde kutlanır. Hayır, bütün ülkelerde kutlanmaz. Yanlış. Evet çocuklar, bugün de milli bayramlardan, dini bayramlardan ve Atatürk'ün çocukluğundan bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.